Anladım. Yani burada yani ben de geleneksel gazetecilik refleksleri, habercilik refleksleriyle Ben yetiştim. ona saygılıyım. Bak orada bizim Murat Akgün o reflekslerle şey yaptı. O sorularda Evet. oldu. Evet, Murat o Akgün böyle oldu. kırmızı bülten meselesi de öyle zaten ortaya çıktı. Gerçekten önemli. Tabii. Burada yani sana tabii mesela kişisel bir şey söylemen için seni teşvik ediyor değilim ama hani Ahmet Evet. Hakan bu sorular niye sorulmadı derken sen acaba o halkı bilgilendirme, bir ekran başında meraklı insanlara bilgiyi ulaştırmak için bu soruları da sorabilirdim diyor musun yoksa benim tarzım başka şeklinde mi yaklaşıyorsun? Şimdi öncelikle ben o bahsettiğin şahsın yazısını okumadım. Herhangi bir yazısında okumam. Çünkü bir onun aleyhine de konuşmak istemem. Anladım. Ben de Çünkü istemem yani zaten. senin bir tanıdığın Allah korusun kanser hastası olmuşsa, bir yıl ömrü varsa artık ona bir şey söylemek istemezsin. Allah taksir adına affetsin dersin. Son dönemlerini iyi geçirmesini istersin. Bu bahsettiğin şahıs da öyle. Son kullanma tarihi dolmuştur. Bir zamanlar bir Hürriyet yazarı Cüneyt Gülsever vardı biliyorsun. O neredeyse bu arkadaş da orada olacak. Allah taksiratını affetsin. Başka diyecek bir şeyim yok. Peki Devam ona edelim. cevap hakkı doğuracak bir şey de Tamam kendisi işte söyledim. Yani ben kendisi iyilik yapıyorum şu an. Kanser hastası son bir yılı var diyorum. Daha ne diyeyim yani. Artık ben onunla aleyhine konuşmam. Anladım. Düşene vurmam. Düşene bir tekme de ben var vurmam Atilla. Tamam. Allah göstermesin. O Evet. andığın hastalık da zaten Tabii herkesi tabii. Tabii. Allah ürkütüyor. korusun tabii. Ben mecaz veriyorum. Mecaz söylüyoruz. Doğru Evet. doğru. Yanlış da anlaşılmasın diye ben de öyle bir ilave yapayım Evet. dedim. Peki yani bir daha böyle bir basın toplantısı olsa ya bu eleştirilerin şu tarafından yararlanırım böyle de çatır çatır da soru Her şu sorarım. var. Orada ben sonradan tabii böyle bir tecrübem de fazla olmadığı için mesela Bülent Arınç'ın şeyini sormak isterdim. Yani onu unuttum. Açık söyleyeyim yani. Bülent Arınç'ın o açıklaması var ya yani bize geldiler, pardon başbakana geldiler. Bak elimizde şu kayıtlar var. Evet. Dershanelere dokunursak bu kayıtları hepsini açarız. Hükümetinizi yıkarız. Dediler. Yani bunu Bülent Arınç açıkladı. Evet. Bu olacak iş değil yani. Bu korkunç bir olay. Ve başbakan da bunu teyit etti. Bunun sorulması lazımdı. Mesela sonradan ben oradan çıktık. Unuttum. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı çok teşekkür ediyoruz. Sağ Ben olasın. teşekkür ederim. Sağ ol, hoşça kal. Sağ ol. Eyvallah.